Da sizlere merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere videolarımıza başına ve sonuna nasıl intro yapılır göstereceğim. İlk önce Google'a buradan Panzoid yazıyoruz. Ve karşımızda burada gördüğünüz gibi sadece Panzoid yazan yere tıklıyoruz arkadaşlar. Ve bu işlemi hiç indirmeden veya hiç hesap kullanmadan yapabiliyorsunuz. Bakın arkadaşlar, burada Video Editor, Backgrounder ve Clip Maker olarak 3 grup var. Bizim işimize yarayacak olan Clip Maker, tıklıyoruz üstüne. Açtı. Ve gördüğünüz gibi burada solda örnek olan intro'lar var. Bakın, bu bitiş introsu. Bunlar başlangıç introları falan. Buradan istediğinizi seçebiliyorsunuz. Mesela ben buradan bunu seçeceğim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi ilk intromuz böyle. Mouse'u basılı tutup nereden nereye bakabileceğinizi kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Ya da bu alttaki gördüğünüz gibi artı ya da eksi işaretlerinden ekranı büyütüp küçültebiliyorsunuz. Ben mesela böyle bakmak istiyorum. Bu arada arkadaşlar, intronuzun güzel olması için genellikle buradaki göz işaretine basmak gerekiyor. Bakın, göz işaretini basmadan hali böyle ve ona basınca gördüğünüz gibi arkadaşlar, benim favorim genellikle bu Your Name yazan kısım. Tıklıyorum onun üstüne. Ve işte intro böyle. Ben gözü basarak daha iyi yaptığını düşünüyorum. Açıyorum. Bunun gibi şeyler geliyor. Ve arkadaşlar, burada da mesela burada gördüğünüz gibi Your Name yazısı var. Siz bu yazıyı değiştirebilirsiniz. Değiştirmek için burada gördüğünüz 3 nokta var. Yani 3 tane çizgi aslında. Tıklıyoruz onun üstüne. Ve burada bunlar geliyor. Bunlardan arkadaşlar Objects tıklıyoruz. Ve burada size tüm yazıların ya da renklerin nasıl olacağını yazmanızı istiyor. Burada gördüğünüz gibi grup text all, yani bütün yazılar. Fakat ben onları yazmıyorum. Ben buraya geleceğim. Benim için önemli olan yer bura. Parça yoğur. Yani burada üstte yazan kısım. Tıklıyorum ve buradan istediğim şeyi yazabiliyorum. Mesela ben ne yazayım? Şuradan hayatta. Fakat bu çift taraflı, o yüzden hemen altındakine de aynısını yazmam gerekiyor. Aynısını buraya da yazdım. Ve gördüğünüz gibi üstü böyle oldu. Alt için ise aynı şeyi bu name kısmını yapıyoruz. Şöyle göstereyim. Buraya da aynısını yazalım. Ve şimdi oynatalım. Gördüğünüz gibi yazılar değişti arkadaşlar. Siz buradan aşağı inince gördüğünüz gibi burada yazıların renkleri falan vermiş. Kırmızı istiyorum mesela. Burayı da mavi yaptım. Şimdi oynatıyorum. Gördüğünüz gibi yazının alt kısımları değişiyor arkadaşlar. Bu videom bu kadardı. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar.